Ya mutluyum. Halka hizmet etmekten, böyle sosyal kültürel faaliyette eğlenmelerini sağlamaktan onlar da mutlu, ben de mutluyum. Kargalgına aşığım ben. Seviyorum halkımla. Kargıyı da seviyorum, halkımı da seviyorum canım. Benim hatta çok sopamı yedi. Ha, kökten, dedelerinden doğru. Ben senin ahbaplarından birinin oğlu. Çok yap, çok. Allah'a başını. Çok hizmeti var. Şimdiye kadar yetiştiğimiz gördüğüm belediye seçimler iyisiydi. Memleketine kendini feda eden bir arkadaştı. Ahmet Başkan'ımı anlatmak olmaz. Ahmet Başkan'ın ancak yaşamak var. Ahmet Başkan'ımla yaşayabilir. Kargı sevdalısıydı. Onun için her şeydi. Hayatı, mutluluğu, üzüntüsü, sevinci, ailesi. Kargı memleketiydi çünkü. Başkanım, isterseniz biraz kargı ile ilgili. Sonuçta burada yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Evet, üç dönemdir belediye başkanlığı görevini yapıyorum. Mutluyum yapmaktan da. Kargalgına aşığım ben. Üçüncü dönemdir yapmamın sebebi de budur. Zaten bir işi kendin sevmezsen, ne iş olursa olsun, o işi sevmezsen o işten randıman alamazsın. Ben bu işi severek ve halkımı, ne diyeyim sana, yani hiçbir ilçe belediyene başkamadan, yani o kadar şeyim yani. Seviyorum halkımla. Kargıyı da seviyorum, halkımı da seviyorum canım. İnsan memleketini neden severdi? Ahmet Başkan'ı tanıyanlar bilirdi. Memleketi vazgeçilmeziydi. Başkanımızın süratine yetişmek çok mümkün değildi. Zaman zaman süratine yetişmekte zorluk çekiyorduk. İlçemize hizmet için gecesine gündüzüne katan bir başkanımızdı. Değerli bir abimizdi. Bütün amacı, bütün günü, bütün mesaisi ilçemiz içindi. Kendisi çok çalışkan bir başkandı. 14 yıldır belediye başkanlığı yapmaktaydı. Tabii herkes 14 yıl belediye başkanlığı yapamaz. Elinden geldiği kadar kendi yapardı. Elinden gelmeyen bir şey olduğu olan bir iş varsa da onu da başkalarına yaptırmaya, aracı olmaya çalışan bir insandı. Kargıyla alakalı bir iş olduğu zaman onu mutlaka yapılması üzerinde dururdu. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Öyle bir insandı yani. Herkese faydası olmuştur. Çoğu kişiye faydası olmuştur. Eniştem kargı ile ilgili büyük bir düşünceler olan, kargıya büyük bir sevdası olan kocaman bir insandı. Her seçim meşakkatli de olsa, 3 dönemli seçimleri kazanarak iktidarken, muhalefetken de olsun seçimleri aldı. Kargıya büyük yatırımlar yaptı. Benim çocukluğum 1980 dedim. Hani 8 yaşını daha geri gitsem, hatırlasam, kargının bütün yolları çöp, pislik, çamur, rezalet. Bir pozisyondayken şu an ben işte anlatmaya gerek yok. Sadece gir. Kargının girişine kamerayı elin al. Çıkışına, sokaklarını sadece bir gez. 10 dakikanı ayır. Ahmet Hamdi Akpınar'ı görmüş olursun orada. Meclis arkadaşlarıyla bir gece geziye çıkmış, şehri tepeden gören bir noktadan arkadaşlarına doğru dönüp demişti ki, işte burası Kargı, burası benim memleketim. Ahmet Başkanımla bir akşam çarşıda geziyoruz.
Dedi ki şu benzinliğe doğru bir gidelim dedi. Fare arkadaşım var, Fare Özdemir. O da belediye meclisiyemiz. Yaşar Piriç var, o da belediye meclisiyemiz. Ben varım, başkanım var. Yavaş yavaş aheste aheste gidiyoruz. Aşağı yukarı bizim girişimize kadar. Yani halı sahanın oraya kadar vardık, gerisi geri döndük. Aç derler dedi ki bu benim memleketim. Bu benim kargım. Ben buraya için varım dedi. Yani bunun gibi çok anılarımız var. Yani bunlar anlatmaya bitmez, doymaz. Yani bu içim dolu koyuyor, onun için ben konuşamıyorum. Dudağında yarım kalan söylenmemiş son sözümdür. Baki olsa halka, yani bizim halkımız devamlı dışarıya çıkmaz, şey diyor, daralıyor. Belediye yaptırırsa şey diyor, sosyal faaliyetler, şeyler, eğlenceler. Yük sizin üstünüzde yani. Evet, tabii ki canım, olsun, ben halkım için varım ya. Biz başladık pazartesi gün, iki tane sanatçı vardı açılışta. Salı günü buradaki çocuklarımıza, yani okuldaki öğrencilerimize ve çocuklarımıza maddi manevi şey sağlamak için kupa veriyoruz, madalya veriyoruz, sembolik para veriyoruz böyle. Ama sembolikteyken yine tabii onlar hatır olarak ücret de dolgun, onlara bir nevi burs diyeyim daha Türkçesi, öyle katkı yapmış oluyoruz. Tabii ki dışarıdan gelene değil, kargı içerisindeki öğrencilerimize. Evet. Böyle devam ediyor. İkinci günü bisiklet yarışı oldu. Akşam böyle dans grubu şudur budur, animasyon gösteriler oldu. Üçüncü günü atletizm oldu yine kargıdaki öğrencilere. Akşam sanatçı Hamiyet Hanım vardı. Dördüncü günü bütün camilerde Mevlid-i Şerif okutturduk. Bir sene içerisinde zararsız, ziyansız, evet, belediyemiz yani kapattığı için. Ondan sonra işte dün akşam da şey vardı, kargı defilesi, kargı bezinden ve Hitit güneşinin şeyinden sembolik çok güzel. Ahmet neydi, Ahmet Özaydın mıydı, Ahmet Bey yaptı, çok halkım da çok memnun oldu. Bir de kargının içerisinde bir ilk defile, evet efendim, yani bir ilçede, evet, çok kalabalıktı ama çok mutlu oldum ben de. Nasip olursa bugün de işte İsmail Yaka, ondan sonra Ebru Yaşar, yarın da bütün başpehlivanlarımız, 18 tane başpehlivan geliyor. Yani güreşimiz de yağlı güreş, çok güzel oluyor. Yani halkımızın senede bir defa böyle bir sosyal kültür, ha şunu söyleyeyim, İstanbul'daki vatandaşlarımız geliyor. Epey gurbette yani, bir kargı var. Gurbette ya, o çok işte, o bize çok sıkıntı veriyor. 120-130 bin İstanbul'da var. 20 bin civarında Ankara'da, 10 bin civarında Çorum'da var. Evet. Ama çok uzuyor. Burada da köylerimle beraber nüfusum gittikçe eriyor. 16 bin. Köylerimizden çok göç veriyoruz. Şehrin merkezi iyi duruyor yani. 5500. Evet. Devamlı duruyor. Bunu da durduruyoruz. Ama köylerimizde gidince geneline bakıyor tabii. Ve ben mutlu oluyorum derdi. Kargılım mutlu oldukça ben mutluyum derdi. Aşıktı kargılıya ve kargıya. Ya mutluyum halka hizmet etmekten, böyle sosyal kültürel faaliyette eğlenmelerini sağlamaktan. Onlar da mutlu, ben de mutluyum. Hastalığı iyice ilerlemişti ama kimseye hiçbir şey belli etmiyordu başkan. 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde kendisi için bir gün bile izin almayan başkan dik durmalıydı.
Çünkü o kargıyı canından daha çok seviyordu. Çünkü o kargı sevdalısı Ahmet Hamdi Akpınar'dı. Bir geldim, telefonla konuşuyoruz. Gözümü kapıya vurdum arabanın kapısına diyor. Arabanın kapısına vurmuş. Kimse de bir şey demiyor. Gözümü arabanın kapıya vurmuş. Bir geldik, Gazi Hastanesi'nde yatıyor. Orada hemen İstanbul'a doğru, İstanbul'dan havalandan oraya indik. Bir 20-25 gün kadar tedavisi sürdü. Tabii yine o bir kanser tedavisiydi. Kanser teşhis koyma tedavisiydi. Öyle bir teşhis konduğunda göze almak kararı verdik. Tabii eniştem gözden vazgeçemiyor. Kolay değil yani. Bir gece apar topar saat 6'da akşamüstü hastaneden kaçtık. Dışarı gezmeye çıkıyoruz diye. İstanbul'a geldik. İstanbul'da yine bir Bakırköy'de bir profesörle görüştük. Gecenin bir vakti bir gibi. O da bize kesin aldırsan daha iyi olur deyince gece bana dedi saat 3 falan, 2:30, 3. Kayınçı gider miyiz? Ya gideriz enişte dedim. O yattı arkaya, ben direksiyonda. Oradan indik Ankara'ya. Doğru hastaneye, doktorlar gelmedi. Hastanesine girdik, kararı verdik artık. Gözde ameliyat olacak. Hariçten birçok anımız var yani. Bu en son işte tedavisiyle alakalı olan, uzun zaman o zaman yanındaydık. Hatta benim bir arkadaşım var, o kalsın sen git evdekilerin yanına demişti de ben gitmedim. Hani ameliyattan çıktı mı sen git diyor ameliyata girerken. Tabii ben nereye gidersin, gider misin ameliyattan? Geldim ben şimdi ameliyattan çıktı, uyandı. Ben konuşmuyorum ama sesimden beni tanıdı. Lan kayınçı sen gitmemişsin, ne duruyorsun daha burada, hadi. Doktor tabi ilacını şey veriyor, git evinde istirahat veya iki ay bir ay izin ayrı. Bir gün izin ayrılmadı. Dedi ki başkanım git, ya sanki belediye kaçıyor mu, karı kaçıyor mu, kaçmıyor. İstirahat, yaylaya git, ovaya git, evine git, nereye gidersen git. Yani gelme belediye bir hafta on gün. Yok olmaz, belediye gelecek. Yani günlük gelecek, şey yapacak. Yani evinde 2 saat durarsa belediye diyeyim, şöyle diyeyim, 22 saat belediyesin, 20 saat belediye geçerdi yani. Evde 4 saat geçerse öyle bir şeydi yani. Kargaşı. Evet, kargaşıydı. Bu kadar zaman zarfında bir tane bile, bir gün bile kendi şahsi izni hiç kullanmadı. Akşam oldu mu kargıyı bir şehre çıksa bile görecek. Yani o bizim Beygircioğlu deriz, oradaki girişten kargının ışıklarını görecek. Gecenin bir vakti de olsa kargıya gelecek, evine gelecek. Yani böyle bir izin kullanma çok zorunlu kalmadıkça, bu sağlık problemleriyle alakalı. Bir de bir yurt dışına tanıtım İtalya'ya falan gidilmişti. Onunla alakalı kaymakam böyle gitmişlerdi. Çok zorunlu kalmadıkça hiç dışarıda işi olmazdı. Bütün varı yok zamanı kargıdaydı. Evle de fazla işi olmazdı eniştemin. Yani mesaisi çok daha erken başlar. Telefonu 24 saat açık. 7/24 hizmete tabi. Kim olursa olsun aç telefonu. Alo bana itfaiye lazım. Alo bana şu lazım. Herkesin işini görmüştür. Çok gariban insanların evlerinin yapılmasına önder olmuştur. Ahmet Başkanım'la biz 2 dönem beraber çalıştık. Bir önceki dönemde az bir oy farkıyla, yani 16 oy gibi az bir öyle ben meclise giremedim. 2. dönem beraber bir daha çalışmaya başladık. Ahmet Başkanım'ı anlatmak olmaz. Ahmet Başkanım'la ancak yaşamak var. Ahmet Başkanım'la yaşayabilir. Şu anda konuşurken bile daha halen tüylerim diken diken oluyor, inanasım gelmiyor. Cidden çok sevdiğim ve değer verdiğim bir abimdi. Kargı büyük bir evladını, babasını, kardeşini, eşini, abini, en önemlisi başkanını kaybetti. Kargı cidden bir büyüğünü kaybetti. Biz kaybettik. Kargımız kaybettik. Yani Ahmet Başkanım anlatılmaz bu adam. Bu adam ancak yaşanır. Biz de bunu kargılı olarak yaşadık gibi geliyor. Ben öyle hissediyorum. Tüm halkımız üzgün şu anda. Yani belki seveni vardır, demin Cahit Hocam'ın dediği gibi sevmeyen de vardır ama o sevmeyenler de inanıyorum ki ben karnımları cızır cızır yanıyor şu anda. Ahmet Başkanım onlar da arıyorlar. Mekanı cennet olsun başkanım. Habersiz bırakıp gittiğin evde, giysen hazır duran terliklerini, odalarda dolaşsan, öksürsen, toplasan bu yazda bahçende yemişleri, az daha ömür sürsen. Gözlerimin önünde hep boyun posun, nasıl giderdin şu kapıdan memnun,
şu iskemleye otururdun. Avuçlarında ılık el sıkışın, bana bakışın. Nasıl uzatırdın bana şu sürahiyi? Seyrederdik uçan bulutları, geçen gemileri. Nasıl son defa konuştun, son defa güldün. Nasıl da öyle? Ha, başkanım ama bu fabrika kurulurken çok destek verdi bize. Evet. Yani gitti şeyini, çimentosunu, onunu bunu, yani fabrikayı biz yapmadık. Ahmet Bey yaptı yani burada. İş yeri geliyor diyerek bize gereken bütün desteğini sağladı. Yan tarafta yine bir iş yeri daha bu geldi. Şu yanımızda tekstil var orada. Bu tekstilin hepsinin üstünde sorun, yani hepsini üstlendi. Yapımından, şeyinden, tek yeter ki iş yeri gelsin kargımıza diyerek çok büyük emekleri var bu kargıya. Ben 13 sene oldu buraya iş yerimi getireli. Yani bütün desteği aldım ondan, gerekeni iş yeri olarak. Çalışkan bir adam yani kargı için. Belki bir daha böyle biri gelmez. Çok kargı sevdalısı bir adam. Allah diyoruz mekanı cennet etsin. Tüm herkese böyle bir belediye başkanlığı nasip etsin. Gerçekten sevilen bir şahsiyet. Tüm kargımızın başı sağ olsun diyorum. Affetmeyen bir tip tabii arkadaştı. Partiler üstü bir adamdı herhalde. Evet evet. Siyasi yönde çok kendini geliştirmiş, yetiştirmiş bir arkadaştı. O şekilde memlekete hizmet ederek vefat etti. Epey de kalabalık bir cenazesi oldu herhalde. Çok kalabalık. Aşırı bir kalabalıktı. Diyebilirim ki hemen hemen ilk defa böyle bir kalabalık oldu. Öyle. Yani sevilen bir tip, sevilen bir arkadaştı. Hepimizi üzdü. Ahmet Hamdi Akpınar, karar alma sürecinde etkili, vizyon sahibi, azimli, ilçeyi sürekli ileri taşımayı hedefleyen, hayalleri olan, sürekli üreten, zor olanları yapmayı seven, bir çınar gibi yere sağlam basan bir kişiliğe sahipti. Otorite, disiplin, sabahleyin 7.30-8'de gelir daireye mutlaka. Personel evvel, hepsinden evvel gelir. İçini takip eden bir arkadaştı. 3 dönem belediye başkanlığı döneminde kargıyı kargılıdan daha çok seven, kargıyı her yerde tanıtım için elinden gelen özveriyi gösteren, 24 saat 7/24 kargı için çalışan çok değerli bir başkanımızdı. Bugün kargıda her adımımızı attığımızda gözümüzün her gördüğü yerde bir eseriyle karşılaşmak mümkündür. Sadece kargının gelişmesi için değil, bugün eğitime kargıda onun kadar değer veren bir başkan olmamıştır. Ahmet Hamdi Akpınar'ı siyasi tarihimizde Ahmet Akpınar'dan önce ve sonra diye değerlendireceğiz. Bugün kargıda siyasi dengeler tamamen değişmiştir. Ama Ahmet Başkan'ı seveni de sevmeyeni de hiçbir şekilde unutmayacaktır. Özellikle eğitim camiası hiç unutmayacaktır. Bugün kargıya yapmış olduğu bir Anadolu Öğretmen Lisesi, bugün Atatürk Ülgü Öğretim Okulu'nun 4. katını tüm şahsi çabalarıyla yapmış olması, eğitim için gittiğimiz her dönemde tüm projelerimize destek vermesi, fakiri, fukarayı sevindirmesi, onlara destek vermesi tüm kargılıların bildiği bir olaydır. Onu rahmetle anıyoruz. Benim kargım oksijen depoluyor ya. Evet. Zaten geliyor ayda bir kere alıyor oksijenini, gidiyor ondan sonra İstanbul'da bir sene duruyor o şeyle. Yani bunun gibi halkımı istiyorum. Yani onun gibisi kargıya gelmez. Şimdi ben bunu anlatınca hani işte eniştendir konuşuyorsun gibi değil. Bunu tarafsız mantıkla seveni sevmeyeni objektif olarak düşündüğü zaman bunu görür zaten. Eniştem tam bir deli midir, manyaklık derecesinde kargı sevdalısıydı. Tamam biz de memleketimizi seviyoruz ama onun gibi sevdiğimizi hiç düşünmüyor. Onun gibi seven de olmaz. Şimdiki insanlar zaman zaman bakıyor hani işte Ahmet Akpınar öldü, şu olacak, bu olacak, ne olacak, kim? Yok bir şey.
Bir kere bu kargı İtalya'da hiç sevmez. Dışarıda bulunmayacak. Kargıda yaşayacağım. Kargının toprağını, suyunu, kaldırımını gezeceğin eniştem gibi. Her yerini bilir gezerdi. Yani birebir insanı bilirdi. Şimdi biz niye olamayız derken ben birçok insanı tanımıyorum. Niye? Ben kendi işimle yoğunlaştım. O belediyeyi, hizmeti kendine bir iş, bir aşk olarak gördü. Ve bunun sonucunda yaptırdım. Yani aslında ömrü bu yolda bitti. Erken kaybettik biz eniştemi. Yani bu yaş tamam kimin ne zaman önce belli değil de tabii bu yılların yorgunluğu, birikim, stres çok dolu dolu bir hizmetler yaptı. Dolu dolu yaşadı. Kısa bir ara veriyoruz. Az sonra tekrar beraberiz.